Medok'tan Garcinia Gel, 8'de sağlığı sunar. Günaydın sevgili izleyenler, ben ortodonti uzmanı Doktor Özlem Aylıkçı. Bugün çocuklarımızın ortodontik tedavileriyle ilgili en çok sorulan soruların yanıtlarını sizlere vermeye çalışacağım. Her tedavi kişiye özeldir. Her çocuğun büyüme gelişim aşaması da birbirinden farklıdır. Bu durum problemin şiddetine, problemin çeşidine, çocuğun büyüme gelişim aşamasına yani yıl olarak yaştan bağımsız bir şekilde çocuğun diş yaşına, çocuğun kemik yaşına göre farklılık gösterecektir. Problemin kaynağına göre de değişiklik gösterebilir. Bazen erken dönemde müdahale edip oluşması muhtemel bir problemi önlememiz mümkündür. Bazen de problem oluşacağı aşikardır ve biz bunu düzeltmek için çocuğun en hızlı büyüme gelişiminin olduğu ergenlik dönemini bekleriz. Böylece daha kısa sürede çocuğu sıkmadan bir tedavi planlayabiliriz. Aslında bu sorunun en iyi yanıtı ortodontistinizdedir. Bunun için ortodontistinizden fikir almak en doğrusudur. Bunun için öncelikle çocuğu yolculuğa hazırlamadan önce ayrıntılı bilgilendirmeniz çok önemli. Çünkü çocuklar önceden bilmeyi sever. Önceden bilgili oldukları, hazırlıklı oldukları konularda genellikle daha az sorun çıkarmaya eğilimlidirler. Sizin yapmanız gereken bu tedavinin nasıl işlediğini, nasıl sonuçlar alacağını, sonuçların kendisine nasıl faydalı olacağını ona anlayacağı şekilde anlatmaktır. Tedaviyi yapacak doktor ve ekibiyle önceden tanışmasını sağlamanız iyi bir alternatif olacaktır. Doktor tarafından ya da bu işi iyi bilen birisi tarafından kendisine anlatılması daha etkili olacaktır. Çocuğunuzun doktorla birebir iletişim kurabilmesini ve kendi şikayetini kendi istediği şekilde anlatabilmesine mutlaka izin vermek. Bu tedaviyi gören deneyimli kişilerin deneyimlerini dinlemesine olanak sağlayabilirsiniz. Daha küçük çocuklar için bu konuda önceden yazılmış kitaplar okumak, bazı videolar izletmek faydalı olabilir. Ancak burada kullanacağınız kaynaklara dikkat etmelisiniz. Bugün internette birçok kaynak var ve bunların hepsi doğru kaynaklar olmayabilir. Doğru kaynaklardan doğru bilgiler edinebileceği bilgileri derleyip kendisine önceden sunmanız size büyük fayda sağlayacaktır. Bu sorunun yanıtı evet, ön dişler ısırmak için özelleşmiş dişlerdir ve ısırma işlemini bu dişlerle gerçekleştiremiyorsa bu bir sorunun işaretidir ve bu sorun büyük olasılıkla ortodontik bir problemdir. Çocuğun çene gelişiminde ya da dişsel kapanışında bir problem olabilir. Bunu erken dönemde teşhis edilmesi ve tedavi edilmesi çocuğunuz için büyük önem taşıyor olabilir. O yüzden doktor ziyareti büyük önem taşır. Ön dişlerinde ağrı, çürük vesaire sorunlar da olabilir. Bunların teşhisi ve tedavisi süt dişli dönemde yapılmalıdır. Bu yüzden çocuğunuz eğer ısırırken ön dişlerini kullanamıyorsa mutlaka bir ortodonti uzmanına görünmesini tavsiye ederim. Öncelikle şunu bilmenizi isterim ki dişlerin sürme yaşı 6 ay önce ya da 6 ay sonra olması normaldir. Bundan daha uzun sürelerde dişler gelmiyorsa, daha uzun süreler yaşı geçmişse ya da süt dişi düşmüş ve 6 ay geçmesine rağmen alttaki daimi diş henüz gelmemişse bir problem olma olasılığını değerlendirmek için ortodonti uzmanına görünmeniz gerekir. Burada ortodonti uzmanı çok daha farklı açılardan dişin durumunu değerlendirecektir. Dişin önünde sürmesine engel bir durum olabilir, diş hiç oluşmamış eksik olabilir ya da hiçbir problem olmayabilir. Sadece biraz daha beklemeniz gerekiyordur ya da dişin sürebilmesi için ufak bir yardıma ihtiyacı vardır. Erken dönemde bu durumun teşhisi ve gerekli müdahalelerin yapılması en idealidir. Evet sevgili izleyenler, bugün çocuklarımızın ortodontik tedavileriyle ilgili merak ettiğiniz bilgileri sizlere vermeye çalıştım. Hepinize sağlıklı, mutlu bir gün diliyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın. Medok'tan Garcinia Gel, 8'de sağlığı sundu.